Selam arkadaşlar. Bugün yine muhteşem ötesi bir yer diyebilirim. Görüyor musun ne kadar büyük ve eski bir ağaç. Hatta dalların çoğu kırılmış. Böyle yandan genç dallar kalmış sadece. Ama şöyle dibi muhteşem. Dünkü videoyu izleyenler varsa görmüştür, ağacın dibinden muhteşem bir şey, bir eser çıkarttık. Ama burada ise sadece ağaç yok, altında taş yok. Başka bir şeyler daha var. İşaretler var. Bak bak. Bak bak bak. Görüyoruz mu? Şuraya bak. Bir zincir şeklinde. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Aynı o şekil. Burada da var. Burada, burada, burada. Ve böyle gibi doğru gidiyor galiba. Oyuncukları eşelemek lazım. Ağacın içi tevralı bir şeyler olabilir. Ama var mı yok mu? Bakacağız. Biraz sonra bakacağız. Şöyle üst taraflarda da baktım, kayalıklar var. Oraları da bir kontrol etmek isterim. Ama önce burası. Burası çünkü çok dikkat çekici. Ve el işçiliğini tıkır 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 gösterdim size. Ne diyelim arkadaşlar? Biliyoruz artık. Burada bir tane beğeni butonu var. Tık basıyoruz. Onu bastıktan sonra macera başlıyor. Hadi bakalım. Bir açalım. Bir bekleyelim. Ve buraya dalalım bakalım ne olacak. Oo, müthiş sinyal. Tabii ki çanta. Şöyle her yerini arayacağız güzelce. Her yerini aramak lazım. Tanım, 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 tanım. Şu tarafı şimdi. Burada sanki bir tane daha var ha. Başka var mı? Şöyle bak. Ah, bu ne ya? Bak. Bak, 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 bak şuraya bak. Görüyor musun bir küp? Mal almış olabilirler buradan. Böyle bir şey çıktı şimdi. Sıkıntı. Küpü kırmışlar arkadaşlar. Küpün parçası ama çok uzun zaman olmuş. Görüyorsunuz artık taştan bir şey kalmamış. Taşı böyle sürtünce gördüm ki kırmızı çıkıyor. Mal almış olabilirler. Kısmet artık. Herkes her şey nasip diyeceğiz ya. Her şey nasip. Ağaca falan da bakalım ama ağaç çok eski ya. Hey gidi, ne kadar şeyler gördü acaba bu ağaç. Yıllar yıllar geçti. Buracıkta bir çıkıntı var. Burada var. Buraları da arayacağım. Ondan sonra şöyle yukarıda kayalıklar var. Oraya da çıkacağız.
Tanam 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 tanam. Yani şuraya çıkalım da bir bakalım, görelim bakalım neler var orada. Evet arkadaşlar, şimdi biraz daha yukarı çıktım ve şöyle kayalıklarla karşılaştık. Şimdi bu makine dursun, azıcık dursun da bu şeyler göstereceğim. Burada enteresan bir şey varmış ama görüyor musun, burası taşmış zamanında ve burada bir tane delik var. Ama burası açılmış. Ama daha zamanında açılmış, görüyorsunuz 5-10 sene önce değil. Çok daha uzun süre önce açılmış. Ondan sonra daha ne göstereceğim? Şurada. Şurada böyle bir şey var. Bir şey bütünley bu ama kırık. Şurası yine kırık. Buralarda çalışma olmuş. Biraz bir şeyler bulma ihtimalimiz düşey gibime geleyi. Her seferinde bakalım bulabileceğiz mi bulamayacağız mı göreceğiz. Bir arayalım makineyle. Makinemiz çalışır durumda. Güzelce her yere bakacağız. Bir bak verelim bakalım var mı yok mu. Bir görelim. Sıkıntı. Yavaş yavaş sıkıntıya doğru gideceğiz. Şurada da güzel bir yağ var. Oraya da bakacağız ama. Yavaş yavaş. İşler bir sıkıntıya doğru gidiyor sanki. Yağdan sinyal alamadım ben. Ne alamadım lan? Hansızın önce al ama. Sinyal alamayım. Çeşit çeşit şeyler bulayım bak mesela. Güzel. Bayağı güzel. Var. Eleştiriği var. Bu civarda çok. Ama sinyal yok. Burası da çok güzel. Burasını bir çekelim. Ağaçların kökleri sarmış etrafı. Kayalar sarmış güzelce.
Vallahi bugün de boz döneceğiz gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Sinyal bulamadım. Şüpheli yerleri her yeri kontrol ettim. Şimdi kalkıp da bütün ormanda aramak imkansız. Öyle diyelim. Bugün de boş dönecekmiş demek ki. Şüpheli yer. O ilk başladığım yer bayağı şüpheliydi. El işçiliği de vardı gördünüz. Dedim belki bir şeyler bırakmışlardır bize ama bulmuş olsalar bile bir tane küp parçası vardı orada. Belki de bulundu. Belki de bırakılmadı. Belli de değil. Ne diyelim? Arkadaşlar öyle bir yer buldum ki artık diyordum herhalde bugün bir şey bulamadan gideceğim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Burada ya burada hakikaten almışlar bir şeyler. Yani işçilik var gördük. Şuradan da bir şeyler almışlar mı artık bilmiyorum. Burası böyle bir kapanmış bir şey mi olmuş bilmiyorum ama en çok ilgimi ne çekti? Ha bak şurada bile varmış. Şurada da bir renk değişimi var. Burada da bir renk değişimi var. Görüyor muyuz? Tam şurada bir tane küçük bir müjdelik kasa olma ihtimali var. Rengi değişik buranın. Ama şurası. Asıl büyük malzeme buradaymış. Büyük malzeme buradaymış. Burada görüyor musun nasıl yuvarlak bir şekli var. Az çok ve rengi değişik. Çok büyük ihtimal bir kasa. Bakacağım. Ama burası mükemmelmiş ya. Mükemmelmiş. Şuraya bak. Şu büyüklüğe bak büyüklüğe. Mis gibi bayağı büyük anasını satayım. Ama bize denk gelmedi. Şurada da bir renk değişimi var. Oraya da bakacağız. Buraya da bakacağız. Önce bir burayı nasıl tırmanacağım. Tam da karşısında koskocaman bir ağaç. Olacak iş değil ya. Şimdi çantayı koyduğum yerde yine bir uçurumun kenarındayım. Şöyle derenin boyundan gezerken vallahi dedim şunu gördüm ilk önce. Sonra bunu fark ettim. Mükemmel. Açmaya değer. Ama bu ağacı böyle bir kessek. Nasıl keselim anasını satayım. Şuraya bak. Avucumdan daha büyük. Görüyor musunuz ne kadar büyük? Onu kesmeye imkan yok. Şurayı nasıl çalışacağız bilmiyorum. Tam karşısında ağaç. Bakalım. Bakalım. Şöyle tam çantayı koyduğum yere çıktım. Güzel bir yer. Ama çalışabileceğim mi? Şöyle ayağımı buraya salsam. Bak ya nasıl vuracağım ben buraya? Böyle vuracağız üstten. Üstten vuracağız. Ama zaten boşluk sesi de acadım. Bak. Horusanla çalışmışlar ha. Görüyor musun? Vay. Dostum. Bu ne dostum ya? Bak. Direkt horusanı basmış. Kapatmışlar. Vay anam vay. Vay kime vay. Hiçbir şey görünme. Şimdi şeyle bakacağım. Işıklı. Direkt ışıklı kamera salayım da. Şimdi direkt telefona geçiş yapacağım arkadaşlar. Sonra yok efendim böyle şöyle demeyin. Bak. Şuraya bak. Bu nedir ya?
Bu nedir böyle? Vay anasın. Vay anasın. Arkadaş. Görüyoruz mu? Şimdi. Ya öyle bir yak ya, anasını satayım, hiç ulaşmaya değdi. Şöyle kafama geçireyim. O bayağı büyükmüş dostum. Şuraya bak, şuraya. Şimdi onları atmayacağım. İçeride bir şey görüyordum. Neredeydi o? Şöyle alalım. Anam. Oh. Şuraya bak. Sonra yok efendim. Dozu yoktu. Muzu yoktu. Demeyin. Şuraya bak. Şuraya. Şuraya bak dostum. Bu nedir ya? Bu ne böyle ya? Bu ne güzellik böyle? Vay. Burada kimin eli kimin neyinde belli değil. Ben onu anlayabildim bu işten. Ama bir şey var, altın değil. Heykel. Bu çok fena yakalamış burada. Vay anasın. Altın olmadığı bariz. Şunu isterseniz bir de diğer telefonla çekeyim. Telefonla çekeyim daha güzel görüntü alacağım. Ha şöyle, şuraya bak. Vay anam vay. Biraz kameralarda geçiş yapıyorum arkadaşlar. Çünkü GoPro böyle odaklanmadığı için fazla kaliteli yapmayı, o yüzden şunları kullanmak zorunda kalayım bazen böyle geçişleri. Şimdi kamera nerede? Bak o burada. Şunun içine bir kere daha bakalım. Başka bir şeyler var mı? Artık bayağı büyük görünüyor içi. Şunları pointerle kontrol edeceğim. Sinyal var mı yoksa korsan mı? Şunları bir kontrol edeceğim. Bir şey var mı yok mu? İçi görüyor musunuz dışı? Ve içi ne kadar büyük. Vay. Şimdi kontrol edelim. Şöyle. Şöyle. Şunlara bakacağım. Bu Horasan karşılarında bir şeyler var mı? İçinde başka bir görmediğimiz bir metal var mı? Onlara bakmayız. Başka sinyal vermey. Güzel. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi olayımız bu. Aa bak, bunda kral tacı var ya. Şunda kral tacı var. Kral savaşıyor biriyle herhalde. Ve canını kurtarmak için yakalamış adamı. Çok fena yakalamış. Öyle gibi durayım. Şimdi. Ne diyelim arkadaşlar? Bundan sonra diyecek bir şey kalmadı. Başka aramaya da gerek kalmadı. Güzel bir şey buldum. Olayımız neredeydi? Olayımız asıl aşağıda. Şurada. Tam orada. Büyük bir tane şey var. Çok büyük ihtimal oradan asıl malzemeyi almışlar ama burada da bir tane hediyelik varmış. Yani müjdelik dediğimiz olay varmış. Müjde de. Müjde bu kadar büyükse veya ayrı bir yer yapmışlar buna sırf bu daha özel olduğu için. Öyle de olabilir.
Selam arkadaşlar. Bugün yine muhteşem bir yerdeyim. Görüyor musunuz karşımda? Tamamen, neredeyse tamamen yıkılmış bir tane çok eski bir ev var. Bir yerleşim yerindeyim. Şöyle gösterebilirim. Bu karşıdaki dut ağacı. Aşağı yukarı belli oluyor ne kadar yaşlı olduğu falan. Yıkılıyor artık. Dut ağaçları biliyorsunuz uzun ömürlü ağaçlar. Armutlar gibi. Şöyle şuralarda her yerde yıkıntılar var. Ama tamamen dağlarla çevrili bir yerdeyim. Her yerde dağlar var. Her yerde dağlar var. Tamamen dağlar. Hoppa, ses geldi. Bu şey levyem yıkıldı. Şimdi yerleşim yerine girdim. İlk önce şurası karşıma geldi. Bir tane yıkılmış ev var. Bazı yerlerde artık sadece temeller kalmış. O şekilde çok yıkılmış yerler var. Ama şurası daha sağlam duruyor. Bunun içine bir girip makine tutma isteyin bakalım. Belki eskilerden bize kalmış bir şeyler vardır diye ümit edeyim. Çünkü duyduğuma göre aniden terk edilmiş burası. Tabii sebepleri bilinmiyor. Niye terk edilmiş? Her türlü rivayet var. Bazıları işte korkudur, bazıları savaştır, bazıları korku demem. Yani rivayetleri biliyorsunuz. Eskilerden inançlara göre yani bir lanet geliyor köye. Lanet dediğimiz işte inanıyor insanlar, cin basıyor falan filan derken ilk önce birkaç hane göçmüş. Ondan sonra bakmışlar ki olmuyor. Bütün köy birden göçmüş diye duyuluyor burada. Yani bir şey yok aslında. Bir arayıp eski bir eşyalar belki buluruz diye ümit ediyorum. Hadi bakalım maceraya başlayalım. Biliyorsunuz burada bir tane beğeni butonu var. Tık yapıyoruz, ona bir basıyoruz ve macera başlıyor. İlk önce şöyle makineyi açayım. Şimdi evin dış duvarını aramama gerek yok gibi geliyor. Çünkü içine giymem lazım. İçinde acayip bir çalılar kapatmış. Kapısı tamamen şuradaymış. Bak şimdi şuradan sinyal alayım. Ne alayım? Burada bir tane kavanoz kapağı var. Şöyle bir tutalım. Yani burada arayacağım sadece renkli sinyal olacak. Çünkü renksiz sinyale eminim ki bir sürü sinyaller verecek. Ama dediğim gibi evin içine bir şekilde giymeye uğraşacağım. Bakın mesela bu sobaların üzerine konan bir demir, öyle diyebiliriz. Hala burada duruyor. Güzel. Hop. Bir gireceğim ya, ben bunun için merak edeyim. Şunun içine bir şekilde giymem lazım. Bismillah. Bu çalı bakalım nasıl geçeceğiz, çaldım. Geçtim sayılır. Anasını tuttu ya. Aba. Evet. Görüyor musunuz? Artık odanın içindeyim. Odanın tamamen içindeyim. Bak demir sinyali alıyor. Yani şimdi bunun çatısı yok. Görüyorsunuz çatı yok. Çatı olmadığı için çatıda bir sürü çiviler varmış kesin. O çivileri çok sinyal alacağım burada o çiviler yüzünden. O yüzden sadece renkli sinyal aldığımda ve en şüpheli yerler neresi? Şunun zeminde değil de duvarlarında bir şeyler bulurum diye şüpheliyim. Hoppa, bunu yakalayayım. Aynen öyle. Burası yıkılmış. Yani
Yani yere vurar vurmaz demire sinyal verir. Yani çiviyle dolu etraf. Çallar ama kapatmışlar ha. Acayip olmuş. Şu işlemelere bak. Eskiden böyleymiş. Eskiden böyle. Bakın nasıl duvarın içinde ağaçlar maaşlar çıkmış artık. Uzun zamandır. Aşağı yukarı bir 150 sene falan, 150-200 sene arası terk edildiği düşünülüyor burasının. Ayağa da kalkamayım anasını sattım çallardan. Şöyle duvarı güzelce bir yere girerken daha sinyali alıyorsun. Bu sefer yere değil. Duyuyoruz mu? Sinyale bak. Tam şu taş. Şu taşın arkasında ne varsa var. Hey yavrum hey sese bak. Ne güzel bir ses. Ne güzel bir sessin sen. Ha? Şimdi bir tane seramik dedim bulayım. Şu taş mıydı? Aynen. Şu taşı arayacağız. İşaretledim. Bakalım daha devam edelim. Başka devamı. Bak burada. Aynen böyle sinirli arayayım. Devam edelim bakalım başka var mı? Bozdu. Renksiz. Çünkü yer dolu çiviyle. Buna eminim. Şimdi burada bir işaret, bir sinyal daha aldım. Nerede koydum ben o şeyi? Şuraya mı koymuştum? Ya o kadar çalı. Nasıl kaldırayım ben? Hiç kalkacak gibi değil. Ah.
Şimdi şuradan bir yerden gireyim güzelce. Şu kayayla şu kaya arası bir sinyal daha var. Aynen öyle. Bunları da alacağım buradan. Güzel. Ağaç maç devrilmiş üzerine. İyi olmamış. Hiç iyi olmamış bu. Hopa. Tamam. Şimdi birinci sinyali bir açalım, bir görelim. Ondan sonra ikinci sinyale geçeceğim. Evet. Evi iyi kötü kıvrandık. Dediğim gibi zemine asla vurmayacağım çünkü zeminde çok çivi mivi dolu. Şimdi bu taşı buradan bir şekilde çıkartmak lazım. Aslında şöyle bir kıysam onu. Şuradan. Çok sağ ol. Bir kaya. Çıkarsak daha kolay olacak. Kırmaktan gibi durayım. Hey, başka taşları bozmayayım. Birini çıkamam o şaka diye. Geliyor, geliyor. Boşandı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Dostum bak şimdi. Bak neler oluyor burada. Bak neler oluyor orada. Görüyoruz mu? Bunu görüyoruz mu?
John. Vallahi fazla ağır değil ama içinde bir şey olduğu kesin. Bak bak bak, adam gizlemiş ya. Adamlar gizlemiş. Adamlar gizlemiş, buraya koymuş. Bunu açacağız şimdi. Sıcağı sıcağına burada hemen. Hemen şurayı da açacağız. Güzel bir kesecik. Eskilerden bir para kesesi. İnşallah içi dolu bıldırcındır. Şıngır mıngırdır içi inşallah. Bak 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 bak. Bak bak şuraya bak John. Şuraya bak dostum. Hop hop hop, bizi tekerlendi. Bak 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 bak. Dostum bak. Bak bak bak, burada ne var bak. Üç, altı parça. Başka? Başka yok içinde. Daha ne olsun? Daha ne olsun dostum? 6 tane şıngır mıngır. Osmanlı dönemine ait. Delik de değil. Güzel. Çok güzel. Delik de değil. Şöyle tam buracıktan çıktı ha. Tam buracıktan. Şimdi orada bir sinyal daha var. Oraya da bakacağız. Ama şunlara bak. Şunlara bak dostum. Şu güzelliğe bak. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Hadi bakalım şimdi Tiyona. Orasını da bir açalım görelim. Buradan böyle bir şey çıktıysa oradan da şüpheli. Bir şeyler çıkabilir. Evet. Başka sinyal yok. Başka sinyal yok dostum. Taşı buradan çıkarttık. Yerine koyabiliriz mi? Orası muallak. Aşağı yukarı oldu gibi ha. Ama ben bunu çizdim ya buraya. Şimdi başkası da gelirse diyecek altında bir şey mi vardı acaba. Neyse. Videoyu izleyen görür zaten. Şimdi bunları yine aynı o şekil kesecek koyayım. Hey yavrum. Aynı o şekil koyup cebe indirelim. Evet, şimdi de karşıdaki kayaya bir geçelim. Yerlerde çok sinyal var. Görüyor musunuz? Her yer sinyal. Bunlar hep çivi. Hepsi çivi. Şuraya koyalım. Şu büyüğünü alacağım ben ilk önce. Hadi bismillah.
Şunu bir indirelim. İşte bu açıldı. Açıldı ama bunda görünmeyen bir şey. Şimdi bir şey görünmediğine göre pointerle bakacağız demektir bu. Şurada dipte vereyim bir şey, bir sinyal. Daha derinde demek. Tarafa düşmüş. Buradaki küçük bir şey. Hadi. Kadar küçük ya. Hayret bir şey ya. Hadi dostum. Bak. Hayret bir şey ya. Taşı da alacağım. Aşağı bir yere mi düşürdüm? Anlamadım gitti. Thank you.
Oh, 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 oh. Pas var. Paslara sinyal veriyor. Görüyor musunuz, bu bir küp parçası. Ama metal değil. Şöyle göstereyim. Normaldir burada öyle çanak çölmek küp parçaları olsun. Sonuçta eski bir evdeyiz. Benim anlamadığım sadece bu sinyalin kaynağı. Avucumu alamayayım. Kaybedeyim ama. Şunu bir türlü nasip olmaya ulaşayım. Elimden avucumdan almayı sanki. Böyle bir şeyde denk geldiğim yoktu ha. Sinyal var. Elimi alamayım. Bak yine burada. Şimdi buradaydı. Burada değildi. Bak yine buraya geldi. Nesin oğlum sen? Yok. Makina bir çeşit mineralle atıyor burada. Şey değil. Bir şey yok yani. Çünkü her yerde veriyor. Ama tam nokta vermeyi. Elime aldığımda kayboluyor. Ha, bu sefer elimde var. Elime alınca kayboluyor. Bu hayra alamet değil burada ya. Normal bir şey değil. Şimdi ne kadar beni izleyenler bilir. Sinyal alıp da bir şey çıkmaması hayra alamet değil. Yerini değiştiriyor. Sürekli buracıkta bir yerde ama bir türlü elime alamayayım, yerini değiştireyim. Olmayacak yerlerde gene sinyal vereyim. Bak şimdi nerede kaldı bu sinyal? De elime aldım, yok. Nerede kaldı? Bu sefer bir dönüp bakalım. Bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter diyelim. Daha civarda birkaç tane daha böyle yıkıntı evler var. Selam arkadaşlar. Şu
Şurada bir canavar var, görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Neye benziyor? Bir yılan desek olabilir. Biraz yılandan burnu uzun. Ama timsah da olabilir. Ama timsah bizim buralarda ne işi var? Öyle düşünmek lazım. Çok büyük ihtimal yılandır. Şimdi çeviriyoruz kafayı. Neredeyiz? Bugün neredeyiz? Yine dağların başındayız. Nerede olabiliriz biz? Evet arkadaşlar, şimdi şurada. Burada yılanımız var. Buradan aşağı doğru bir sürü potansiyel kasa olabilecek yerler var. O yüzden ne yapıyoruz? Bir aramaya başlayalım bakalım. Nerede ne varmış bir görelim. Bir bakalım. Hadi bakalım. Macera başlasın. Evet arkadaşlar. Şimdi timsah kafası tam zirvedeki kayalıkta kaldı. Tam da böyle şu noktaya doğru. Düz çizgi aşağı doğru bakıyor. Şimdi aşağı geldim. Arabadan malzemeleri aldım. İyi kötü. Kasa olma ihtimali olan bir yerdeyim. Çok büyük potansiyel var buralarda bir şeyler olması. Bir arayalım. Bir bakalım nerede olma ihtimali var. Bir görelim. Bakalım ne yapacağız bugün. Bir şeyler bulabileceğiz mi? Bulamayacağız mı? Başlamak lazım. Başlamadan bir şey bulamayacağız. O belli. Habibi. Çok güzel bir alan. İstemezdim güneşe çıkma ama çare yok. Kayadan da bir sıcaklık burayı. Her yerden burayı. Bak şimdi şurası. Derini aldıkça alabildim, gördünüz mü? Nasıl bir şey? Güzel ha? Bir göz gibi. Hakikaten bir göz sanki. Güzel. Devam yukarı doğru. O şeye kadar. Kafaya kadar gideceğim. Timsah dedik ama dediğimiz gibi bizim burada timsahın ne işi var? O yüzden çok büyük ihtimal yılan olma ihtimali var. Biraz burnu uzun olmuş. Olabilir. Bugün yapmaya kalksak biz o kadar da benzetemeyeceğiz herhalde. Tanım. 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 Bak şimdi burada bir tane daha var. Aynı gözden görüyoruz. Şurada bir tane daha var. Ne oldu şimdi? Şey yukarı bir 3-4 adım attım. Bir tane daha var. Ya oralara işaretler konulmuş. Ama neresi için konulmuş? Orası muallak. Şurada iki tane büyük kayamız var. Orada olma ihtimali yüksek diyorum ben. Ama bakalım. Tanım tanım. Tanım tanım. Bir çıkalım bakalım ne olacak. Bir görelim. Tanım tanım. 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 Burada nerede olmuş olabilirim biliyor musunuz? Şurayı görüyoruz mu? Nasıl kapak olarak yapılmış? Böyle bir şey var mı ya? Ha? Böyle bir şey var mı? Şunu görüyoruz mu? Vay anasın arkadaş. Bildiğin kapak ha. Bildiğin kapak. Altında bir şey var. Bir boşluk var. Şunlar gibi ama daha küçük diyelim ve de yuvarlak bir şekilde. Bildiğimiz kapak. Vay be. Bunu açmak lazım ya. Şu kapağı bir indirmek lazım. Bayağı büyük aslında. Bir 240 bir kaya var ama eğimi var. Eğimi olduğu için şuraya doğru kanırabilirim. Gitme geri. Güzel. Çok güzel. İş yapar burası.
Burada bir şey olma ihtimali şimdiye kadar gördüğüm buralarda en yüksek olan yer. Bir bakalım. Şimdi malzemeyi bu tarafa koyayım da leveyle açarım gibime geliyor ama inşallah olur. Buradan yukarıda orada daha bahçe yerler var aslında. Bakacağız, hepsine bakacağız. Ama bu şuracında bir aralık vardı. İyi, iyi gidecek gibi. Hadi lan. Hadi dostum. Hadi. Hadi dostum. Huf. Bir yılan bir şey. Şurada sanki bir yılan yuvası var gibi ama. Ha? Yok ya, şey karısıymış. Bu ne? Oh, kapak içinde kapak gibi bir şey ha. Bir bakacağız ya. Bir bakacağız, göreceğiz. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bir kayıt alın. Açayım mı? Açmayayım mı? Açayım mı? Açmayayım mı? Oh 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 oh. Şu güzelliklere bak dostum. Vay 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 vay. Şuraya bak, şuraya. Güzelliklere bak. Dostum dostum. Vay vay. Oh oh oh, bu bir sincirmiş ya. Ha? Bildiğimiz sincirmiş ha. Şuraya bak, parlamaya bak, parlamaya. Pırıl pırıl maşallah. Pırıl pırıl maşallah, pırıl pırıl. Çok güzel. Bu ne? Bir çeşit bileklik. Çok küçük, çok küçük birisi içinmiş ya. Çok küçük birisi için. Şu parmak, ne bileyim, kadına bile olmaz herhalde. Çocuk içinmiş. Ne içinmiş? Ama güzel. Çok güzel bir görüntü. Kutucuk daha da güzel. Şu kutulara hastayım ya. Çok güzel. Geçenlerde yine bulmuştum böyle, buna benzer ama bu değil. O daha böyle yaslıydı. Bu daha farklı. İki tane aynı da olabilir. Neden olmasın? İlla ki bir tane üretilmiş diye bir şey yok. Ama bunlar çoğu el yapımı olduğu için, yani çoğu değil, %100 el yapımı olduğu için belki de adam iki tane yapmıyordur aynı şeyden. Öyle bir şey de var. Şimdi tamam, bunları bir alayım. Ondan sonra şuraya bir koyalım. Şöyle. Şöyle. Buracağı bir koyalım. Gene bir bakalım. Bak nasıl zıngı zıngı var adı şimdi babay. He? Zıngı zıngı var adı ama yok. Şimdi yok.
Güzel. İyi. Şimdi ondan sonra ne kalayım? Devam etmek yukarı doğru. Oralara da bir devam edelim. Buraya kadar illa bir tane daha bulacağım gibi ben gereği çok potansiyel var ya diyorum ya. Çok güzel potansiyel var burada define kasası için. Bakalım. Hadi bakalım devam. Şimdi kapağı açtık. Kalayı buradan yukarı doğru çıkıp o şeye kadar, yılan kafasına kadar ulaşma. Buradan mı geçsem, buradan mı geçsem o. Şu aradan geçelim. Bir görelim. Ya öyle bir şey ki sanki boşluklar var. Görüyor musun? Vay be bir şey. Şurada da bir kapak var gibi. Hatta iki tane. Gibi gibi. Burada eğer bir şey yoksa ben ne diyeyim? Burada bir şey yoksa ben ne diyeyim? Heh. Buraya daha derin makine lazım. Burası için. Daha büyük makine lazım burası için ama bu iki kayanın arasında böyle büyük bir kapak boşa değildir. Kesin burada bir şeyler var. Diye düşüneyim. Tabii büyük makineyle bir gelip kontrol etmem lazım. Ondan sonra belli olacak asıl olaylar. Burası da öyle. Tamamdır ya. Buraya bir defa geleceğim de. Daha ağır malzemeyle gelmem lazım. Aynen öyle. Daha ağır bir malzemeyle buralara gelip kontrol etmem lazım. Güzel. Aranca yerler çok. En azından boşa kürek sallamamış olurum. Büyük makineyle baktığımda direkt var mı yok mu ona göre boşa kürek sallamadanca direkt nokta atışı yaparak malzemeyi çıkartırız diye düşüneyim. Ve geldik buraya. Yılanın başına. Şimdi bu tarafta bir bakalım. Çok güzel. Burası da diğer taraf yılan. Burası da diğer taraf. Diğer taraftan çekmiştim. Zaten şuradan böyle bir yol var. Ben dedim ilk önce yoldan gideyim. Yol beni direkt zirveye çıkarttı. Zirveden gelince böyle aşağı doğru dedim. Aşağıdan yukarı doğru çıkmam lazım ki kasaları görebileyim. Ama bu yılanı da görünce dayanamadım. Biliyorsun aldım. Güzel oldu. Yılana ulaştım. Yerimiz muhteşem. Daha fazla gelinmesi gereken bir yer. Daha fazla geleceğiz ve göreceğiz. Ne varmış ne yokmuş. Yani büyük makineyle aranacak bir yer. Ne diyelim arkadaşlar? Şimdilik hoşça kalın diyorum. Şöyle güzel güzel artık yeşili yakında görmeyeceğiz. Yeşil şeye dönecek. Kırmızıya, sarıya. Yani bir ayrı güzel olacak yine. Bak bu daha şimdiden kırmızı olmuş. Bazıları olmuş, bazıları olmaya yüz tutmuş. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşça kalın diyorum. Hadi bakalım.